Selam. Teslimiyet planı 4. aşama. Varlıkların teslimiyet aşamasına geçmelerini sağlayacak vazife, Ey iman edenler! Allah'a karşı O'nun hak takvasıyla takva sahibi olun. Ve sakın siz teslim olmadan ölmeyin. Ali İmran Suresi 102. ayetinde bildirilen, kulun takva elbisesini tamamlayarak onu yüce Allah'a ulaştırmasıdır. Bunun sonucunda varlık, hak takvaya ulaştırılarak teslimiyeti gerçekleştirir, ve bu aşamanın realitelerine bağlanır. Varlığın takva elbisesini tamamlayarak bulunduğu basamağın vazifelerini ifa etmesinin ardından kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış, yükselme yeri yapar ve hesap etmediği bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresinin 2 ve 3. ayetlerinde bilgisi verilen yükselme yeri varlığa tahsis edilir ve teslimiyet gerçekleşir. Varlığın teslimiyet aşamasına geçmesini sağlayan en önemli sebep, ayette de bilgisi verildiği üzere onun Allah'a olan tevekkülünün mümin aşaması için tamamlanmasıdır. Sadıklar planı içerisinde olan varlıklar, onun verdiği vazifeleri yerine getirerek mümin aşamasının basamaklarında yer alan tevekkül süreçlerini hem onun vekili olarak hem de onu vekil kılarak yerine getirirler. Böylece ona adanışın bir üst farkındalığı, varlığın bilinç frekans değerine eklenir. Dördüncü aşama, varlığın kendisini ona teslim etmesidir. Burada artık öncelik, görev planı üzerinden programlanan bilinç evrim ıslah sürecidir. Vazifelerin yerine getirilmesi konusunda varlığın içinde bulunduğu aşama, ruh azasının farklılaşma eşiğindedir. Dolayısıyla bunun kullanımı, Önceki aşamalara göre yüksek bir yetkinliktedir ve her basamağın geçilmesi onu daha da arttırmaktadır. Bu aşamada olan her varlık, sahip olduğu bilinç frekans yönelim değerlerine göre çeşitli şekillerde vazifelendirilerek görevlerini ifa ederler. Her vazife, Sadıklar Planı içinde yer alan iki merhale üzerine bina edilmektedir. Bunların ilki, doğru olan bilgilerin aktarımı ve bunun sonucunda varlıkların o konunun zıttı olan fikir ve verilerden uzaklaştırılması prensibine dayanır. İkincisi ise doğru ve onun zıttı olan bilgilerin dışında bunların sınırlarını belirleyen bir üst planlama verilerinin veya vazifelerin yerine getirilmesidir. Bu vazifeler fizik, kimya, matematik, geometri, tıp, biyoloji, astronomi, sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji, teoloji ve bunun gibi ilimleri üzerine planlanır. Teslimiyet aşamasının sekiz basamağında yer alan tedrisatlar, varlıkların asıl hedefi olan kurtuluş, vahiy planına direkt hizmet için programlanmıştır. Örneğin, vazife, Resul planının başlangıç seviyeleri olan üçüncü aşamanın yedinci ve sekizinci basamağında, dünya hayatında yer alan çeşitli bilim dalları ile ilgili veriler aktarılır. Bu veriler, varlıkların cehaletine ışık olan, onun hazinelerinin bir plan dahilinde insanlarla paylaşılması üzerine kurgulanmıştır. Lakin teslimiyet aşamasında takdim edilen her görev modeli, ilahi mesajın, vahiy programının, döngünün başından sonuna kadar olan planlamasında yer alan vazifeleri içerir. Örneğin teslimiyet aşamasında olan ve adın boyutlarından arza gönderilen Mustafa Kemal Atatürk'ün vazifesi, Türk Cumhuriyeti'ni kurmaktır. Lakin bu görev direkt olarak vahiy programıyla bağlantılıdır. Çünkü Anadolu toprakları binlerce yıl önceden hazırlanmış program gereği koruma altındadır. Bu bilgi ilerleyen bölümlerde yer almaktadır. Bu ve benzer planlamalar vahiy programına hizmet örneğidir. Dördüncü aşamanın sekiz basamağı. İlahi plan dördüncü aşamanın içinde yer alan sekiz basamak ve karşılığı olan dereceleri, size verilen herhangi bir şey dünya hayatının metasıdır. Allah'ın indinde olan ise daha hayırlı ve daha bakidir. Bu da iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler içindir. Ve onlar ismin kebirlerinden ve fevahişten içtinab edenler ve gazaplandıkları zaman mağfiret edenlerdir. Ve Rablerine isticab edenler ve salatı ikame edenler ve emirleri aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. Ve kendilerine bir bey isabet ettiği zaman intisar edenlerdir. Şura suresinin 36 ile 39. ayetleri arasında tebliğ edilmiştir. 1. ismin kebirlerinden içtinab edenler. 2. Fevahişten içtinab edenler. 3. Gazap ettiklerinde mağfiret edenler. 4. Rablerine isticab edenler. 5. Salatı ikame edenler. 6 emirleri aralarında şura ile olanlar 7 rızık olarak verdiklerimizden infak edenler 8 bir bey isabet ettiği zaman intisar edenler amene fiili iman etmek inanmak güveni olmak doğrulamak onaylamak, birine güveni olmak, tasdik etmek anlamına gelir. Tevekkele fiili, vekil olmak, itimat etmek, dayanmak, vekalet almak anlamlarındadır. Allah'ın katında olup daha hayırlı ve daha baki olan şey, ondan geleni doğrulayan, onaylayan, ve aynı zamanda ona vekil olan ve onu vekil kılanlar içindir. Bu farkındalıklar Mümin aşamasının son basamaklarında uygulanan tedrisat ve vazifelere dahildir. İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler olarak işaret edilen varlıklar, vahiy içerisinde birçok ayette mümin aşamasında olanlara öğütlenen Allah'a tevekkül edin. Ali İmran 122 ve 160. ayetler, Maide 23, İbrahim 11 Mücadele 10 ve Tegabün suresinin 13. ayetleri farkındalığını açıp bunu gerçekleştirerek teslimiyet aşamasına ulaşanlardır. Bu sebeple Tevbe 129, Yunus 71, Yunus 84-85, Hud 56, Hud 88, Yusuf 67, Rad 30, Şura 10, Mümtehine 4, ve Mülk Suresi'nin 29. ayetlerinde tevekkülü gerçekleştirmiş olan varlık örnekleri hep resuller üzerinden tebliğ edilmiştir. İlahi plan tevekkülü gerçekleştirmiş olanları onlar zamiri ile tanımlarken 8 ayrı basamak bilgisi tebliğ etmiştir. Bunların ilk 4'ü nebi programına hazırlık olan resul protokolleridir. Diğer 4 basamak ise nebi resul programının protokolleridir. İnsan için yaratılmış bilinç evrim sürecine bağlı olan her varlık, yedi sema katının vazifelerini kapalı şuur mekanizmasına tabi olarak gerçekleştirir. Vazifelerin tam kapasite ile aktifleştirildiği süreçler, varlıkların en kuvvetli çağları olan kırk yaşlarıdır. Vazifenin tatbik edileceği hayat içerisinde varlık, üzerinde hazırlanan kader programına göre olması gereken zihinsel ve fiziksel sürece doğru, yani kırk yaşına, içsel ve dışsal tüm kuvvetlerle yönlendirilir. Böylece zamanı geldiğinde o, kendisi üzerine çizilen amacı anlar ve bunun gereğini yerine getirir. Bu uygulama, sadıklar planından farklı bir realiteyi içinde barındırmaktadır. Çünkü teslimiyet aşamasında olan varlık, vahiy mekanizması, diğer insanlara sunulan birer varlık modelinin karşılığıdır. Bu sebeple onların arz yaşayışlarında kendi ıslah programları, buna mukabil şekilde devam eder ve diğer varlıklara gösterilir. Nefs kontrolü ve özgür irade işleyişi İlk sema boyutundan üst boyutlarda dahil olmak üzere her bilinç katının temel mefkûresi nefs ve onun kontrolü üzerine bina edilmiştir. Bu süreç, varlık bilincinde başlayan artı ve eksi arasında olan mücadelenin, dengesizliğin, düzensizliğin ve Kargaşa'nın fıtrat yani denge programının kullanılmasıyla birlikte dengeye ve düzene getirilmesidir. Denge yani düzen varlığın devamlılığıdır. Bir diğer anlamda müspet olanın mevcudu, ışığın daim olmasıdır. Dengesizlik ise devamlılığın kaybolması sonucu kargaşanın egemenliğidir. Tıpkı ışığın yokluğunun karanlığı, sıcağın yokluğunun soğuğu ortaya çıkarması gibi. Dengenin oluşması ancak ve ancak müsbetin hükmünü geri almasıyla mümkün olur. Yolu doğrultup denge noktasını bulmak Allah'ın işidir. Nahil Suresi 9. ayet. Yasası üzerine Allah dengeye getirme işleyişini hem düşünce yani soyut hem de fiziki yani somut boyutta gerçekleştirerek müspet olana tekrar vücut buldurur. Bilinç evrimine tabi olan her varlık ancak içinde bulunduğu arındırılma aşama ve basamağına göre kendi denge ve düzenini ortaya koyarak bir üst basamağa geçebilir. Fıtrat programı, kaynak kodu programı gibi tam kontrollü bir öz sistematiğine sahip değildir. İlerlenen aşama ve basamaklara göre kontrol öz devinim sistematiği daha önce belirlenen yüzdelik dilimlere göre azaltılarak özgür irade dediğimiz ve nefsin tam kontrolünün varlığın kendi özü tarafından kullanılabileceği merhaleye kadar devrededir. Yedi sema katındaki varlıkların dahil oldukları özgür irade mekaniği, ilahi plan tarafından çeşitli yönlendirmeler ile devrede olan kontrollü özgür irade işleyişidir. Bu programın örneği, yedinci sema katı şuurunda olan Resuller ve onlara ilahi plan tarafından yapılan yönlendirmelerde yani burhan, zahir kalınma, rüya yönlendirmeleri ve benzeri kendini gösterir. Tüm bu uygulamalar, varlıkların düşünce boyutuna yapılan yani sadır boyutuna yapılan yönlendirmelerin temeli üzerinden tatbik edilmektedir. Eğer bu yani fıtrat ve benzer programlar olmasaydı, varlıkların hiçbiri arınamaz ve nefse karşı denge sağlanamazdı. Hele ki insan gibi henüz bilinç evrim planının ilk basamaklarında olan genç yaratılanlar için aldıkları her nefes yani nefs kargaşaya dönüşürdü. Dolayısıyla varlıkların teslimiyet aşamasında geçecek oldukları basamaklar, aynı zamanda özgür irade işleyişinin onların dereceleri üzerinden planlanmasıyla bağlantılıdır. 1. İsmin kebirlerinden ictinab edenler. İsm kelimesi kabahat, suç, kötülük, kusur, vebal, günah anlamlarına gelir. Kebir kelimesi büyük, üstün, ulu, kapı gibi, nüfuzlu, havaleli, azametli anlamlarına gelir. İctenebe fiili sakınmak, kaçınmak, uzak durmak, uzaklaşmak, yaklaşmamak, korunmak anlamlarındadır. Düşüncelerini uzak tutmak, gözlerini uzak tutmak, uzaklaştırmak anlamlarına gelen cenebe fiil kökünden türemiştir. Bu basamağa gelen varlık, günahın büyüklerinden yani ulularından ve varlık üzerinde etkisi diğerlerine göre nüfuzlu olanlarından sakınma konusunda kontrollü özgür irade işleyişine bağlı şekilde eğitimler görür. Böylece günah olarak adlandırılan şeylerin zahir kısmının yanında batın olarak ne şekilde olabileceği konusunda ilim sahibi kılınır ve bunlardan içtinab eder. 2. Fevahişten içtinab edenler. Fevahiş kelimesi, fahişe kelimesinin çoğuludur. Fahişe kelimesi, aşırı, saçma, ahlaksız, zalim, iğrenç, rezil, bayağı, adi, terbiyesiz, çirkin, öfke uyandırıcı, vahim, kötü sonuçlar doğuran, edepsiz, abartılmış, hayaya aykırı, mübalağalı, akla mantığa sığmaz, şerefsiz, rezil anlamlarına gelir. İçtenebe fiili, sakınmak, kaçınmak, uzak durmak, uzaklaşmak, yaklaşmamak, korunmak anlamlarındadır. Düşüncelerini uzak tutmak, gözlerini uzak tutmak, uzaklaştırmak anlamlarına gelen cenebe fiil kökünden türemiştir. İkinci basamağa ulaşan varlık, ilgili basamağın kelime anlamları içerisinde yer alan davranışların gizlisinden ve açığından, kontrollü özgür irade işleyişine bağlı şekilde sakınır ve bunlardan uzak durur. Bu süreçler, 2 basamak varlığın düşünce sistemi içerisinde yer alan sadır kontrolüne denetim mekanizmasına tabidir. Eğer varlık ilgili basamakların karşılığı olan bilinç takdimlerini düşünce boyutunda yerine getirmezse bu kendisine musibet olarak geri dönebilmektedir. 3. Gazap ettiklerinde mağfiret edenler. Gazabe fiili öfkelenmek, kızmak, sinirlenmek hiddetlenmek, darılmak anlamlarındadır. Gafera fiili, günahını bağışlamak, müsamaha göstermek, affetmek, hoş görmek, göz yummak, örtmek, gizlemek anlamlarındadır. Uyanmış bir varlığın uyuyanlar içindeki durumu, sınırsız imkanı olup da onu harcayabileceği bir yer olmayan kişinin haline benzer. Onda var olan şuur frekansı ve bununla birlikte çalışan ağza mekanizmaları, diğer varlıkların çoğunda olmadığı için onun vasıtasıyla arza tebliğ edilen mesajlara karşı varlıkların göstermiş olduğu tepkiler çok kırıcı ve zalimlik içerir. Bu basamakta olan varlık, vazifesi süresince kendisine yapılan menfi davranışlara karşı kızsa, öfkelense bile bunlara karşı müsamaha gösteren, göz yuman ve onları örten iyilik olma prensibini sergileyerek görevini yerine getirmekle mükelleftir. Not. Dördüncü aşamaya geçilmesiyle birlikte akıl, kalp, ruh ağzasının bir arada çalışması, müsbet anlamda gelen veri akışının zıttı olan menfi enerjinin akışını da o oranda yükseltir. Çünkü denge mekanizması iki karşıtlığı bir arada ve de muvazene içinde çalıştırır. Vesvese kodu bu yasa gereğince varlığa verilenler üzerinden potansiyel, imkan, onun temenni ettiği şeylere kendi algoritma programının gereğini ilka eder. Hacı Suresi 52 ayet. Bu işleyişin bağlı olduğu yasa, kimseyi gücünün, kapasitesinin dışında, ötesinde mükellef tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar zulmedilmezler. Mü'minun suresinin 62. ayetinde işaret edilen, varlık potansiyellerinin kayıt değerlerine göre vesvese kodunun aktifleşmesidir. İlahi plan, günahın kebirlerinden ictinab etmek, fevahişten ictinab etmek, ve gazaplandıklarında mağfiret etmek basamaklarının vazife planında olan takva sahipleri tarafından takdim karşılığını, vesvese kodunun onlara karşı derin ve yoğun yaklaşımı üzerinden tebliğ etmiştir. Bu bilgi, şüphesiz takva sahibi olan kimseler, onlara şeytandan bir taif mes' ettiği zaman anımsayıp, hatırlayıp, mubsir olurlar. Araf suresinin 201. ayetinde bildirmiştir. Taif kelimesi, gezici, tur atan, dönen, tavaf eden anlamlarına gelir. Mes etme fiili, temas etmek, değmek, bozmak, ihlal etmek, saygısızlık etmek, zarar vermek, saygınlığını zedelemek anlamlarına gelir. Mübsir kelimesi tanıyan, bakan, farkına varan, hatırlayan, özen gösteren, dikkat eden demektir. Daha önce bilgisi verildiği üzere vesvese kodu, tek yol ve dört cihetten varlıklara yaklaşabilmektedir. Örneğin, ilk aşamada olan bir varlığa onun yaklaşım yoğunluğu, sonraki aşamadaki varlık için aynı değildir. Hele ki dördüncü aşamada olan bir varlık, takva sahibi için vesvese kodunun algoritması daha yüksek seviyede çalışır. Çünkü onun takva sahiplerine olan yaklaşım şekli, müsbet anlamda artan azaların kullanımına paralel şekilde aynı anda dört yönden olabilmektedir. Bu sebeple ayette dört cihetin aynı anda aktifleştiği tavaf eden dönen kelimesi kullanılmıştır. Fakat teslimiyet aşamasında olan varlıklar kendilerine böylesine ağır şekilde farklı yönlerden gelebilen vesvese kod programlarına karşı onları müspet anlamda sabit kılacak azalara ve ondan gelen ilimlere sahiplerdir. Onların bu sistemleri kullanmaları kontrollü özgür irade yani özgürleşme ve bağımsızlaşma programına dahildir. Bu sebeple ayette onların tavaf eden vesvese yaklaşımını fark ettikleri yani tanıdıkları ve buna dikkat ettikleri açıklanmıştır. Bu sürecin özel tatbik malumatı Muhammed aleyhisselam üzerinden A'raf suresinin 197 ile 200. ayetleri arasında ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir ve kendilerine de yardım edemezler ve onları eğer hidayete çağırırsanız işitmezler ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Eğer sana şeytandan bir nezih, nezih olursa, nezega, hemen Allah'a istiaze et. Şüphesiz o semidir, alimdir olarak bildirilmiştir. Nezih kelimesi, bir işin içine onu bozmak için girmeye çalışmak, iğne ile dürtme, Toprağa batırıldıktan sonra çekildiğinde görünen iz, yaralama, insanların arasını bozmak için edilen söz, kışkırtma, kışkırtma sözü, tahrik sözü, vesvese, halkı birbirine düşüren söz anlamlarındadır. Nezığa fiili, laf atmak, dürtmek, aleyhte bulunmak fesat çıkarmak, el veya mızrakla dürtmek demektir. İstiaze etmek, sözlükte güvenmek, tutunmak, yapışmak, sığınmak, korunmak, iltica etmek demektir. Ayetlerde Muhammed'in bazı varlıklara yaptığı tebliğlerden sonra onların bunları anlamadığı, ve sadece boş gözlerle ona baktıkları bilgisi verilmiştir. Varlıkların tepkileri Saffat suresinin 12, 13 ve 14. ayetlerinde Evet, sen hayret ettin ve onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar. Bir ayet gördüklerinde alaya alırlar detayıyla verilerek onların kendilerine gelen ayetlere işaret, delil, bilgi, mucize ve de resule karşı takındıkları alaycı tavır tafsil edilmiştir. Böyle bir durumda Muhammed'in takdim etmesi gereken davranış biçimi affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir detayıyla ayette bildirilerek teslimiyet aşamasında olan varlığın sorumluluğu açıklanmıştır. Zira onun için apaçık ve de mucize olan şeyleri diğerlerinin anlamaması Hatta onunla alay etmeleri, varlığın düşünce mekanizmasında gazap etmeye, öfkeye yol açabilmektedir. Bunu ortaya çıkartan şey ise biraz önce ifade etmiş olduğumuz vesvese kodunun varlığın zihin pratiğine sokmaya çalıştığı çomaktır. İlahi plan bu bilgiyi şeytanın tesir için varlığın düşünme mekanizmasına iğne batırarak onu bozması, menfiyete çevirmesi anlamına gelen nezi kelimesi üzerinden tebliğ etmiştir. Muhammed'in bu şekilde dürtülmesinden sonra yapması gereken şey ayette işaret edildiği üzere Allah'a sığınması ve ona tutunmasıdır. Bu ise yine düşünme mekanizması içerisinde yer alan müspet enerji odağından yani ruhtan gelen verilere tabi olmak ve onlara iltica etmektir. Ancak böyle bir durumda onun için apaçık olan şeyleri anlamayan ve de üstüne kötülük yapanlara karşı müsamaha gösterebilirdi. Bu konuyla ilgili unutulmaması gereken en önemli nokta Kodun ilahi planın izniyle varlıkların gelişim sürecinin sağlanması için yaratılmış olduğudur. Şeytanın her varlık mertebesine göre çalışan özel algoritmalarıyla birlikte teslimiyet aşamasında olan varlıklar, onun bu yaklaşımlarına karşı yeni zihinsel pratikler üreterek kendi farkındalık seviyelerini güncellerler ve dayanıklıklarını artırırlar. Böylece onlar yol ancak insanlara zulmeden, ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim büyük işlerdendir. Şura suresi 42 ve 43. ayetlerinde işaret edilen azim davranış biçimlerini takdim ederler.